İyi günler diliyorum. Yeni bir yayınla daha karşınızdayız sevgili takipçilerimiz Profesör Eser Karakaş'la beraber. Tarık Toros programı bize yavaş yavaş devretme çabasında. Çünkü kendisi çok yoğun bir program akışı içerisinde. Eser Hocam'la birlikte bu programı yürütmeye çalışacağız. Tarık Bey'e de ihtiyaç duyduğumuz her seferinde başvuracağız. Eser Hocam, bugünkü programa izniniz olursa Estağfurullah, ne demek istiyorsunuz? bu Erdoğan belli ki hocam bir seçim kampanyası başlatmış gözüküyor artık. Bu bence açık. Artık Diyarbakır'a gitmesinden, Kürtlerin reyine ihtiyacı olmasını izhar etmesinden, Kürtçe ifadeler kullanmaya başlamasından, işte ne kadar uçtuk kaçtık konulu yeniden kamuoyunu şekillendirme yönündeki yaptığı propaganda dolu konuşmalardan bence bir erken seçim satım ayrına girdiğini ben öyle düşünüyorum. Bu bağlamda da Türkiye ekonomisinde 2010 yılından beri küresel krizden beri refah dağılımının ekonomideki varlık fiyatlarının ne durumda olduğunu, ekonomi faaliyetlerinin halka nasıl yansıdığını birazcık tartışmak istiyorum bu vesileyle. Siz de katılıyor musunuz? Bir erken seçim görüyor musunuz Fuktu Hocam? Valla önümüzdeki bir iki ay içinde belli olur herhalde. Yani belki biraz da enflasyonun seyri ve biraz da Amerikan Merkez Bankası'nın tavrına bağlı olarak şey yapacak herhalde bu. Çünkü ekonominin çok belirleyici olduğu konusunda büyük bir mutabakat var. Bu ekonominin belirleyiciliğinin de en önemli faktörü herhalde Amerika'daki faiz oranları olacak. O çok önemli bir şey. Bir de Türkiye'de işte bu şey meselesi, kaynak girişi adeta sıfırlanmış vaziyette Türkiye'ye dışarıdan. Böyle bir ortamda birisi bana işte yılda 60 milyar dolar geliyor dese inanmam, mümkün değildir, yalan söylüyorsun denir. Çünkü zaten dediğim gibi maalesef hangi kanalı açsanız karşınıza uyuşturucuyla kara para çıkıyor. Böyle bir ülkeye para gelmiyor, kaynak olmayınca da büyüme olmuyor, büyüme olmayınca da refah artmıyor. Yani bu kadar basit bir şey, denklemle karşı karşıyayız. Ben direneceğini düşünüyorum sonuna kadar. Direnecek ama şöyle bir hesap yapacak. Onu en son onu söyleyeyim. Yani şu anda çöküşte. Yani bunu bir risk alacak. Devam 2 sene daha beklerse nereye kadar gidebilir bu çöküş? Onun hesabını yapıyorlar bence şu anda. Kabul edilemez bir yere geldiği anda bu işten vazgeçecek. Ve şeye gidecek herhalde erken seçime. Ya Şimdi da tabii bir ihtimal, her zaman her yerde söylüyorum, başka bir bahane bulunup erken seçim yapılmayabilir. Yani seçim yapılmayabilir Türkiye'de. çok Bir doğru hocam. Şartlara sonuna kadar şartları ya kollayacak. çünkü seçim ne demektir? Yani seçim iktidarın her zaman gitme potansiyelini içinde barındıran bir şeydir. Yani gidebilecek bir iktidar varsa seçime gidilir. Ama iktidarı bırakamayacak bir iktidar varsa, bir yöneticiler kadrosu varsa, bıraktıkları anda başlarına çok korkunç şeyler geleceğini biliyorlarsa, yasal anlamda, anayasal anlamda, seçimi de kaybedeceklerini görürlerse seçime gitmezler. Bu kadar basittir yani. Şimdi Çok çok rasyonel bir şey. haklısınız hocam. Şimdi bu şey dediniz, seçime giderken ekonomi bir numaralı gündem olur elbette. Çünkü konu tencerenin kaynamasıdır, Evet, doğrudur. iştir, açtır. Doğrudur. Erdoğan da fakat ilginçtir, ekonomiyi öne çıkartırken öyle gözüküyor ki artık Erdoğan ekonomide de farklı tercihlerde çok net kararını vermiş gözüküyor. Geçen dedi ki onu tartışacağız daha sonra. Bizi döviz kuruna, enflasyona, faize üçgenine hapsetmeye çalışıyorlar. Yani boş verin halka enflasyon artsın, boş verin faizi, o da çok önemli değil. Boş verin enflasyonu, biz ne yapacaksınız? Belli hocam, krediye dayalı olarak bir büyümeyi pompalamaya, bir ortalıkta bir hareket yaratmaya ve tabiri caizse seçimin ertesine kadar bir ekonomik krizi ötelemeye ve iktisadi faaliyetleri canlı tutmaya çalışacağı Bunu net da bir şekilde anlaşıldı. kamu bankaları üzerinden yapmak isteyecekler herhalde. Muhtemelen, tabii ki. Kamu bankaları üzerinden yapmak isteyecekler. Çünkü ya da Bakın mesela hocam, belki gördünüz, İstanbul Havaalanı mesela yaklaşık 6 milyar dolarlık bir borcu vardı İstanbul Havalimanı'nın şirketinin ve bunun borcu itfa tarihi geldi.
bu borcu %100 oranında yeniden borçlanmak suretiyle döndürebildiler. Borçtan ödeyemediler yani. Fakat bu borcu sizin de ifade ettiğiniz gibi ve tahmin ettiğimiz gibi yani yurt dışından kaynak getirerek yeniden borçlanmadılar. Tümüyle büyük oranda kamu bankalarının, Türkiye'nin kamu bankaları üzerinden refinanse ettiler. Haklısınız yani yine devrede maalesef hazine ve kamu bankaları üzerinden sürdürülen, elbette ki Merkez Bankası rezervlerinin eritilmeye devam etmesi söz konusu yine günümüzde. Hocam bazı rakamları ben paylaşayım. Onun yani üzerine bir parantez açabilir miyim burada? Tabii. İbrahim, özür diliyorum. Yani Türkiye önümüzdeki anayasa yapım sürecinde, bir anayasa yapılacak herhalde, Türkiye mutlaka kamu bankacılığı konusunu tasfiye etmeyi gündeme almalı. Bakın yani kamu bankaları nelerle anılıyor geçtiğimiz aylarda? Nedir o? Bir yayın kuruluşunun 750 milyon dolar Ziraat Bankası'ndan kredi alması, sıfır teminatla. Karşılıksız bir şekilde teminat göstermeden, daha doğrusu değeri olmayan bir şeyi teminat gibi gösterir ki bugünkü piyasa değeri sıfır oranı. Yani teminatsız bir şekilde 750 milyon dolar kayboldu bir kamu bankasından. Başka neler oldu? Kamu bankalarında işte biraz önce senin söylediğin hikayeler oldu. Bir tane çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani bütün bir önümüzdeki seçimin finansmanını bir anlamda kamu bankalarına yaptırmak isteyecekler. Yani siyasetin finansmanı ne demek o? Yani ekonomiyi biraz işte bir dopingle. Bir de çok önemli bir şey yayınlandı biliyorsun. Maalesef kamu bankalarının verdiği ilanlar, rezaleti. Yazılı basına da, televizyonlara da. Ya bir şekilde yani konuşurken bir sunucu ama dediği hiçbir kanala bir kuruş para verilmemiş ilan olarak. Bunu yapan kamu bankacılığı. Bu bir rezalettir, suçtur. Suçtur bu. Mutlaka bunun arkasından gidip bu o dönemin yani bütün o şeyleri, ilanların, reklamların verildiği kamu bankasının yöneticileri, yönetim kurulu mutlaka yargılanacaklar. Başka şeyi yok. Bu iyi bilsinler bunları. Hocam bir yandan mutlaka tabii ki umarım yargılanırlar ve bu tüyü bitmemiş yetimin üzerinden Erdoğan'ın sürdürdüğü siyasi sömürgecilik hesabı verilmiş olur. Fakat sizin de zaman zaman gündeme getirdiğiniz gibi bunu kamuoyunun takdirine sunalım. Yani kamunun örgütlü bu devasa gücün elinde ne kadar silah olursa, ne kadar para olursa, ne kadar kurum inhisarı altında olursa bunu halkımız şöyle değerlendirmektedir. Devletimiz, her şey devletin elinde olsun. Devlet her şeyi üretsin, devlet her şeyi idare etsin, devlet her şeyi yönetsin, bankalara da sahip olsun, şirketlere de sahip olsun. Fakat maalesef bizim insanımız bir şeyi bir türlü anlamıyor. Ya bu devlet çok örgütlü bir güç. Bu örgütlü güce ne kadar çok bir şey emanet edersen o kadar halkın aleyhine, o kadar kıyıcı olabiliyor. Kıyıcı tabirini kullanıyorum ben. O kadar da kıyıcı olabiliyor. Evet. Aynen. Dolayısıyla hukukun çok sağlam işlediği, çapraz denetim ve düzenleme mekanizmalarının, otonom kurumların çok güçlü olduğu bir ortamda, şeffaflığın hakim olduğu bir ortamda devletin elindeki her şey minimize edilmesi lazım. Aynen. Yani polis gücünün bile minimize edilmesi lazım. Ben ona devletin silahsızlandırılması diyorum. Yani somut silah anlamına değil. Devletin elindeki bu güçler, yani aynı şeyi mesela TRT ve Anadolu Ajansı için düşünüyorum. RTÜK sadece kanal tahsisi yapabilmeli. Yani işin teknik yanına. Yani ceza verememeli RTÜK bir kanala. Ne demek ya? Daha yargısı süren bir türkü ya. Türkü yargılanıyor ve o türkü üzerinden Halk TV'ye ceza veriliyor. Ve utanmadan RTÜK'ün başındaki adam Ebu Bekir Şahin çıkıp bunun da ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatıyor. Neyse ya. Şimdi hocam bu varlık fiyatları ve ekonomideki bir adil adalet sorgulamasına devam etmek noktasında izninizle biraz verileri paylaşayım sizinle hocam. Sonra onun üzerinden konuşalım. Tabii. Şimdi en önemli veri, takdir edersiniz ki, 2023 yılıyla ilgili olarak 2011 yılında Erdoğan'ın koyduğu meşhur 2023 hedeflerimiz vardı. Bunlar tutmaya iki defa revize edildi. Revize edilmiş halleri de %50 oranında bile tutturulamadı. Şimdi 12.500 2 trilyon dolar, ben bir şey çok kısa özetleyeyim. 2 trilyon dolarlık bir milli gelir ve kişi başına gelir 25.000 dolar olacaktı. Evet, olacaktı.
Fakat bu hedeflerin konulduğu tarihlerde kişi başı gelir 12.500 dolardan. Şimdi 8.500 dolar. Şimdi 8.500 doların altına doğru sarkmış durumda. Ya. Dolayısıyla burada bir kere Türkiye 2023'e gittiğinde 2007 yılının seviyesinde olmuş olacak yani kısaca. Aynen öyle. Şimdi hocam çok ilginçtir. Bu son 10 yıldaki yapılan halkın çeşitli yatırım araçlarında kullandığı ve ekrana gelen yatırım araçlarında bunu bir gazeteden alıntıladık. Burada da herkes görüyor hocam. Şimdi bunu hazırlayan arkadaşa da çok teşekkür ederim. Önce şunu söyleyelim. 10 yıllık birikimli enflasyonumuz hocam görüldüğü gibi burada %193 oranında son 10 yılda bir birikimli enflasyonumuz olmuş. Buna karşılık bakın hocam parasını TL'de tutanların getirisi %153 olmuş. Yani enflasyonun açık ara gerisinde kalmış. Faizden para kazanacağını zannedenler burada net bir şekilde ezilmişler ve zarar etmişler. Göreceli olarak yüksek gelir elde edenlerin içerisinde hocam konut sektörüne yatırım yapanlar var. Konut sektöründeki fiyat artışı %325 olmuş. Bunun üzerine bir de kira getirilerinin de konulmuş olması lazım. Dolayısıyla konut sektöründe pozisyon alanların kazanç elde ettiğini görüyoruz. Parasını diyelim ki döviz cephesinden bakarsak dolara yatırım yapanlar %537 oranında bir gelir elde etmişler nominal ama %193'lük enflasyonun üzerinde bir getiri elde etmişler. Bu grafikte yok ama ben onu da söyleyeyim. Borsa İstanbul hocam Borsa İstanbul'un getirisi aynı dönemde %185 olmuş. Yani enflasyona kıyasladığımız zaman bazı sektörlerde ve bazı şirketlerde elbette ki kar elde edilmiştir ama ortalama olarak son 10 yıla bakıldığında Türkiye borsası kısaca hiçbir getirisi olmamış hocam. Böyle ben, bir gerçeklik karşılaştık. İtiraz ediyorum buna. Neden itiraz ediyorum İbrahim? Bak orada dolar yatırımını gösteriyorsun. Çok büyük. Bu olamaz. Bu doğru olamaz. Çünkü büyük iktisatçı ve büyük deha danışman Yiğit Bulut ve damat büyük iktisatçı Berat Albayrak dolar alanlar yanacak demişti. Yalan mı söylediler yani? Ben inanamam buna. Sarayın danışmanı yalan söylemez. Sayın öngörü hatası yapmaz. Hele damat yapar mı böyle bir şey ya? İnanamıyorum. Sayın Erdoğan da bunu söyledi. Dedi ki bakın yastık altındaki dövizinizi getirin sisteme koyun. Yoksa benden uyarması zarar edersiniz demişti. Şimdi hocam ilginç bir şey daha söyleyeyim. Yine kira artışları TÜİK kira artışlarını %128 olarak açıklamış son 10 yıl için. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıkladığı rakama göre konut fiyatları %272 oranında başka bir hesaba göre açıklanmış. Şimdi konut fiyatları %272 artarken kira gelirlerinin %128 gibi artmış olması mümkün değil. Mümkün gözükmüyor. Bunu Profesör Hakan Kara da buna işaret etti. Onun bir formülü var yani. İkisinin arasında çok belirgin bir ilişki var. Evet. Kanaatim o ki hocam yine burada bir politbüro istatistik verisiyle karşı karşıyayız. Enflasyonu düşük gösterme çabasından kaynaklanan bir durumla karşı karşıyayız. Çok haklısın. Bak ben buna dikkat etmemiştim. Çok 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 doğru bir noktaya çektin konuyu. Çok doğru söylüyorsun. Hocam şimdi dolayısıyla açık bir seçik şunu görüyoruz herhalde. Yani Türkiye'de Erdoğan'ın bahsi 27 yani karşımız durum son durum şudur. 27 milyon insan fakirlik sınırında %30 civarında geniş kapsamlı bir işsizlik. Alternatif ölçümlere göre %40 oranında bir enflasyon. Rakamı da elimizde. Dolayısıyla kimler kazanmış hocam? Çok net. Yukarıda yaptığımız analiz ve verdiğimiz veriler açıkça şunu gösteriyor. Bir, Erdoğan bütün konsantrasyonu, bütün sinyalleri konut üzerine, beton üzerine kurmuş ve konuta insanlar yatırım deyince aklına konut gelmiş. Ve Türkiye bütün varını yoğunu tutup konut sektörüne yatırmış. İkinci olarak aklı başında olanlar dövize kaçmışlar.
Ve tabii ki üçüncü kazanç alanı gelir dağılımını da bozmak üzere, demokrasinin ve hukuk düzeninin de altını bozmak üzere tabii ki beşli çeteye aktarılan şehir rantları, gayrimenkul rantları ve tabii ki çeşitli destekler. Bakın hocam, sadece bir tane şu şeye verilen desteklerin listesini şöyle açıklayayım hocam buradan. Bu milletimize iyi dileklerini iletmiş olan Cengiz Holding'e verilen desteklerin listesini mesela şurada vardı, onu bulmaya çalışayım. Hangi kategoriden kaç tane destek veriliyor? 128 tane destek almış galiba, yanılmıyorsam. 128 kez son 5 yılda. Hocam son, bakın bir ki yani kategorileri söyleyeyim hocam. Sigorta primi işveren hissesi 10 yıl. Gelir vergisi stopaj desteği 10 yıl. Sigorta primi desteği, vergi indirimi desteği %90'lara varan oranda. Yatırım katkı oranı %50'lere varan oranda. KDV istisnası, faiz desteği ve kamu bankalarından sağlanan finansmanlar sürekli olarak. Şimdi bu beni neyi gösteriyor? Şimdi meşhur, benim her zaman her yerde söylediğim Avrupa Birliği müzakere süreci yürürken, yani iyi kötü işte aksayarak da olsa yürürken, 3 dosyada kavga çıktı. Bir tanesi kamu ihale dosyası, işte senin söylediğin gibi 5 müteahhitle ilgili o da zaten. Bir tane iş hukukunda çıktı, o da nedir o? İşte AVM'lerde insanlık dışı güvenlik koşullarında inşaatlar yaptırıldı. O da onun sonucu ve günde o yüzden Türkiye'de ortalama 5 çalışan ölüyor. Her gün arkadaşlar, her gün 5 işçi iş kazasında hayatını kaybediyor. Ama bir de rekabet dosyası vardı. Bunu açmaya yanaşmadı bizimkiler. Üçünün de önünde siyasal engel yoktur. Rekabet dosyasında iki ayağı var. Yani İbrahim Hocam çok iyi bilir ama izleyicilere söylüyorum. Bir tanesi hakim durumu kötüye kullanma meselesi. Yani o piyasadaki rekabetle ilgili. İkincisi de devlet yardımları. Şimdi devlet eğer bu dosya açılsaydı işte bu teşvikleri alamayacaktı o müteahhitler. Dolayısıyla o teşvikleri almayan müteahhitler de başkalarına ne kadar retro komisyon ödeyeceklerdi, geri komisyon ödeyecekler, o da belli değil o zaman. Yani bu konuyu fazla detayına girmek istemiyorum, başımız şey olmasın diye. Ama yani Avrupa Birliği süreci neden durduruldu? Bu senin anlattığın şeyler çok açık bir fotoğrafını gösteriyor bunu. Bir, kamu ihale dosyası açılmadı. Açmadı. İnadını açmadı Erdoğan. Aşırtmadı. Maalesef Babacan da biraz bu sürece şey oldu. Orada çok sağlam duramadı. İkincisi, tekrar ediyorum, iş hukukuyla ilgili, çalışma koşullarıyla ilgili. Başka türlü o AVM'ler yapılamazdı. Çünkü. Anlatabiliyor muyum? Üçüncüsü de işte rekabet dosyası. Rekabet dosyasında öbür aya, ikinci aya devlet yardımları. Yani şu rezalet yaşanmayabilirdi Türkiye'de. Ya. Ama bu rezalet yaşanmasaydı da o zaman da birilerinin cebine bu kadar para gitmeyecek. Doğru. Hocam çok zaman harcamadan bunun üzerinde sadece bu ayki Merkez Bankası'nın faiz artırmama gündemine birlikte bir değinelim. Öngörümüzü paylaşalım. Tabii çok önemli. Şimdi Amerika'da enflasyon açıklandı hocam. Yıllık enflasyon Amerika'da Mayıs'tan sonra Haziran'da da %5'in üzerinde çıktı. Çekirdek enflasyon yine %4,5 civarında çıktı. Aylık enflasyon son 13 senede en zirvesine çıktı. Aylık bazda neredeyse %1'e çıktı. %0,9 olarak açıklandı. Keza Avrupa Birliği'nin dinaması olan Almanya'da Mayıs'tan sonra Haziran'da da enflasyon %2,5-2,3 civarında tekrar çıktı. Dolayısıyla Avrupa'da enflasyon ortalamasının hedef olan %2'yi aşma ihtimali, Amerika'da da enflasyonun beklenenden erken ve sert artma eğilimi, açıkçası faiz artırımının eli kulağında olduğunu, parasal sıkılaştırmanın kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor. Malum haliniz bu Türkiye için bir felaket haberi. Mesela enflasyon grafiğimiz var, onu verebiliriz burada. Üretici fiyatları çok feci halde tüketici fiyatlarının üzerine çıkmış durumda. Makas acayip artmış durumda. Bakın burada ÜFE %43 oranında resmi hesaplara göre, TÜFE yine resmi hesaplara göre %17,5. Dolayısıyla dövizdeki artışı da, ekonomik canlanmayı da, ithalattaki artış eğilimini de, petroldeki artış eğilimini de dikkate aldığımız zaman
ve son dönemlerdeki inanılmaz konut fiyatlarındaki artışlarla beraber, belki o grafiği de verebiliriz. Türkiye konut fiyatları artışında Avrupa'da bir numaraya yerleşmiş durumda. Türkiye sadece konut, şuraya bakar mısınız hocam şu grafiğe? Konut fiyatlarının artışında Türkiye'ye yakın, en yakın ülke bile Türkiye'nin yarısı kadar konut fiyatlarında bir artış söz konusu değil. Dolayısıyla herhalde Türkiye'de enflasyonun birkaç ay daha sert bir şekilde artması kaçınılmaz gözüküyor hocam. Buna göre de herhalde Merkez Bankası Erdoğan ne derse desin, bu konjüktürde bana göre faiz artırmazsa çok sıkıntılı bir dönem yaşanacağını ben düşünüyorum doğrusu. Brezilya, Meksika ve Rusya merkez bankaları faiz arttırdılar. Yarın Şili PPK'sı toplanıyor. Aynen yarın Türkiye'de de PPK toplanıyor yani. Ondan sonra Merkez Bankası'nın bu konuda karar veren para piyasa kurulu. Dolayısıyla yarın da Şili'nin şey arttırması bekleniyor. Faiz oranının arttırması bekleniyor. Bu da bence bunun şeyi yok. Kaçarı yok. Bu olacak yani. Yapacak hiçbir şey yok. Zaten işte dediğimiz gibi Türkiye'nin manzarası nedir? %19'da politika faizi. Bunu bir şekilde Türkiye tekrar arttırmak, yukarı doğru çekmek zorunda kalacak. Başka çaresi yok yani. Ya da bir çılgınlık yapacaklar yani. Biraz önce senin söylediğin yani biz o işte kur, enflasyon, faiz şeyine üçgenine sıkıştırmak istiyorlardı. Belki de bunun hepsini şey yapacak. Bırakacak belki de kendi haline. O zaman Türkiye nerelere gider bilmiyorum. Benim bu hafta bir şey oldu. Bir cinayet işlendi geçtiğimiz hafta Haiti'de. Haiti başkanı öldürüldü. Şimdi bunda ne alakası var diyeceksin. Haiti benim uzun zamandır çok ilgilendiğim, merak ettiğim bir ülkedir. Çok yakınına kadar da gittim yani. Yanındaki Dominik Cumhuriyeti'ne gittim ama Haiti'ye girilmiyor. Çok zor yani oraya girmek için ciddi güvenlik sıkıntıları var. Devletin olmadığı bir yer Haiti. Şimdi devletin olmadığı Haiti'de, şunu da söyleyeyim, bu çok önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Türkiye dünyada enflasyonu en yüksek 14. ülke. 17.53 şu anda enflasyon oranı en son açıklanmış. Yani TÜİK verilerini söylüyorum. Öbür araştırma gruplarının değil. Haiti'de 13. Yani Haiti çok az bizden daha yüksek ama onun 17.9. Ve muhtemelen senin biraz önce çok doğru saptamanla muhtemelen önümüzdeki ay yani 3 Ağustos'ta açıklanacak enflasyonla Türkiye devlet mekanizmasının olmadığı Haiti'den de yüksek enflasyonlu bir ülke olacağız. Öyle gözüküyor hocam. Öyle gözüküyor. Haiti'ye geçiriz. Ya bu ayıp yeter. Yani abi bir de bir şey soracağım sana. Sen de Marmara Üniversitesi'nde bir şeyin var. Yani yıllarca çalışmışsın, öğretim üyeliği yapmışlığın var orada. Bu şey ne oldu Merkez Bankası Başkanı hakkında intihalden bir etik kurul toplanmıştı. Bakalım ne zaman sonuç çıkacak. Ben çok merak ediyorum. Yani düşünebiliyor musun Merkez Bankası Başkanı'nın şeyi için bir üniversite yaptı. Kendisi isteseydi çok başarılı olurdu. Kendisi isteseydi, başvursaydı. Benim hakkımda böyle bir iddia var. Lütfen bir etik kurulu toplayın ve bunu araştırın diyemedi. Ama o kadar baskı oldu ki rektörlük yaptı bunu. Hocam Erdoğan'a Marmara Üniversitesi'nin diploma bulmasına benzer bir şey olur. Başka bir şey beklemeyelim. Fotoğraf editörlüğü programında bir diploma hazırladılar. Rektörü tutturamadılar, dekanı tutturamadılar, tarihi tutturamadılar. Hocam bunlar sahtekar ama çok da beyinsiz sahtekarlar ya. Yani en ufak bir yani sahtekarlığı da yapamıyorlar. Ona dahi bir standart lazım, bir beyin lazım. Diplomayı tutturamadılar yani. Tarihleri tutturamadılar. Kalpazan'ın TL basıp üzerine Kraliçe Victoria'nın resmini koyması gibi bir şey. Aynen öyle. Şimdi hocam çok ilginç. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı konuşmada biliyorsunuz demişti ki verin bu kardeşinize reyi, bakın faiz, enflasyon, cari, açık, maçık hiçbir şey kalmıyor demişti bundan 3 sene önce. Şimdi aynı Erdoğan diyor ki ya salın gitsin, döviz kuruymuş, enflasyonmuş, faizmiş, bizi bu paranteze almak istiyorlar, bunları unutun demişti. O ne zaman ne demek o? Saldık çayıra, Mevlam kayıra yani. Hayır, şimdi düşünün hocam, bütün Türkiye'nin bütün konsantrasyonunu şehir rantlarına, gayrimenkul rantlarına, konut sektörüne gömdü.
Halbuki hatırlar mısınız? Bu dincilerin ezberleri vardı, meşhur. İşte Lozan'da Türkiye'nin petrolleri çıkarttırılmamış, Mustafa 100, Kemal 100, 100 buna. sene bitince çıkacak olacak ama. İşte petrollerimiz var da çıkartamıyoruz, gazımız var da çıkartamıyoruz. Türkiye dünyanın bor zengini, toryum zengini tek başına ne oldu Ama 20 sene? ama dincilerin günahını alma, sadece onlar değil. Ulusalcılar da aynı koronun öbür ikinci sırası yani. Tebrik ederim hocam. Aynen. Aynı koronun ikinci sırası. Aynen öyle. Şimdi hocam 20 sene oldu. Nerede borlarımız, nerede? Toryumlarımız nerede? Bakın bor madeninin hocam dünyada bugün fiilen kullanım alanı 2 milyar doları bulmuyor, biliyor musunuz? 2 milyar doları bulmuyor. Niye? Çünkü potansiyel olarak önemli. Türkiye'de de bor madeni çok zengin. Fakat kullanım alanları bizimkilerin hayal ettiği kadar çok zengin değil ki. Sorun Türkiye'yi yönetenlere, boru hocam çamaşır yıkama şeysi bulmuşlar. Tabii. Deterjanı çok kırgırdı. İçine bor katmışlarmış. Tavuk yemine bor unu katmışlarmış. Yumurta çok sert oluyormuş. Dünyayı kurtarmaktan geldiğimiz yeri gördünüz mü? Deterjanda bor katkısı, yumurtanın sertleştirilmesinde bor katkısı. Diyeceğim şudur. Belki de bu varlıklar dünyanın en kritik varlıklarına döndürülebilir. Ama bunlarla ilgili Ar-Ge yapıp kritik girdi ve teknolojiye dönüştürmek Amerika'nın görevi mi, Türkiye'nin görevi mi? Amerika kendinde olmayan bor madeninin nesini geliştirip de sana verecek, al kullan bunu, zengin ol buradan diye. Yani şunu söylemeye çalışıyorum hocam. Yani verin bu kardeşinize reyi diye başlayan cümlede ne oldu hocam? Mustafa Kemal'in ve sonrasında kurulan cumhuriyetin birikimleri önce satıldı, yedildi. Bir kere geçmiş miras temizlendi. Bir de şimdi geleceği yenildi. 128 milyar dolar da Merkez Bankası'nın şeyinden, rezervlerinden yenildi, bitirildi. Net rezerv açığımız şu an 60 milyar doların üzerine çıktı derinleşmeye. Yani satıp yemeye devam ediyorlar. Geriye kaldı hocam egemenliğin pazarlık edilmesi noktası kaldı. Hem geçmiş yani bu, satıldı bu, yani. Yerleşik 2007'de emekli generallerin de içinde olduğu bir grup biliyorsun. Enerji kullanmadan enerji üreten bir makine bulduklarını iddia etmişlerdi. Neydi onun adı hocam? Ben de onu düşünüyorum şimdi ama bulamadım. Erke dönen gece. Erke dönen gece. Evet, Erke dönen evet. Gece. Onun gibi. Ve bunun tanıtım şeyine kimler gitmedi yani? Böyle tabii. Cumhuriyet başsavcıları falan gittiler yani. Düşünebiliyor musun? Türkiye işte bu. Ulusalcı ve dinci kafayı yemişliğin birbirlerinden hiç farkı yok hocam. Yok, aynen öyle. Hiç aynen, farkı aynen, yok hocam. Aynen. Buradan aynen. Hocam izniniz olursa 15 Temmuz dosyasını yok. Biraz açalım mı? Bir. Ben 15 Temmuz'la ilgili şunu söylerim. Şunu bilir, şunu söylerim. 15 Temmuz oldu. Ne konuşuldu? Yani benim bu konuda kafam çok şey. Hocam bilimi yaptırılmadı, filmi yaptırılıyor, iyi mi? Aynen öyle. Bir binbaşı gelmiş. Bak şimdi Allah için insana bir Allah insana bir şey vermiş değil mi? Bir mantık vermiş, bir zeka vermiş yani. Çok da olmasa da bende. Ama şöyle bir şey. Bir 2.30'da bir binbaşı gelmişti MIT'e. Değil mi? O haber veriyor. Akşam darbe olacak diye. 2.30'da. Ondan sonra. Bir de Cumhurbaşkanı, o dönem Cumhurbaşkanımız eniştesi akşam saat 8'de Beylerbeyi'nden telefon ediyor. Askerler sokakta, nedir bu diyor. O da ben eniştemden öğrendim diyor. Şimdi hakikaten eniştesinden öğrenmişse ya da MIT saat 2.30'da o gün 15 Temmuz 2.30'da MIT'in şeyine gelen, yerleşkesine gelen bir binbaşıdan bunu öğrenmişse 16 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken ilk iş Hakan Fidan'ı görevden almaktı. Değil mi? Böyle bir kapsamlı bir organizasyon var. Galiba 73 garnizonda hareket başlıyor akşam zaten 10.30'da falan yani. Birbirinden belki koordine değil ama şimdi şeyi almadığına göre görevden Hakan Fidan'ı, demek bunu çok önceden biliyordu bir kere. Şimdi biliyor ve bir şey yapmamışsa, şimdi burada aklıma gelen bir tek ihtimal kalıyor geriye. Maalesef iki şey. Bir tanesi maalesef Cumhurbaşkanı halkına yalan söylemiş oluyor.
Doğru, bu nasıl bir şey? Ya, Cumhurbaşkanı yalan söyler mi kendi vatandaşına? Söylememesi lazım. İkincisi de Cumhurbaşkanı vatandaşına tuzak kurmuş demek. Herhalde bu 1,5-2,5-3 aydır bunun hazırlığını beklediler. Hatta belki kendileri de ateşe şey attılar, benzin döktüler. Ondan sonra çok büyük ihtimalle böyle ateşe kendileri de biraz benzin döktüler ki iş iyice şey olsun diye. Ama her türlü tedbiri de aldılar ve şey olduktan sonra da işte aynen Kılıçdaroğlu'nun söylediğine katılıyorum. 20 Temmuz'da da kendi darbelerini yaptılar ondan sonra da. Hocam yani, iki tane anekdot aktarayım sizi desteklemek üzere. Bir tanesi Nihal Olçak. Nihal Olçak şu an Gelecek Partisi'nde evet. Ahmet Davutoğlu ile siyaset yapıyor. Eski eşi Erol Olçak köprünün ayağında oğlu Furkan ile birlikte öldürüldü. Evet. Hem de arkadan açılan ateşle öldürüldü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olmayan kurşunla öldürüldü. Ama hiçbir otopsi yapılmadı hiç kimseye. Otopsi yapılmadı ve Nihal Hanım diyor ki sabah erkenden kuşluk vaktinde bütün Türkiye'de bütün reklam panoları doldurulmuştu. Çok önceden hazırlanmıştı. Erol Olçak'ı şu yüzden zikrettim hocam. Erol Olçak Erdoğan'ın yolsuzluk arkadaşlarından biridir. Ölmüş gitmiş ama çok yolsuz bir adamdı. Erdoğan'ın her türlü yolsuzluk projesinde yanında yer alan birisiydi. 15 Temmuz'dan bir hafta öncesinden başlayarak 10'dan fazla tweet attı. Darbenin olacağına dair ve herkese gününü göstereceğinden, haddini bildireceğinden dolayı. Yani açık açık biz darbe yapacağız ve size de haddinizi bildireceğiz diye tweetler atıldı. Bunları kimse tartışmıyor. Keza hocam bir çocuk tacizinden dolayı şu an bir tarikat şeyhi var biliyorsunuz. Hapiste yatıyor çocuklara tacizde bulunduğu için. Bu tarikat şeyhi aylar öncesinden kendi mensuplarına bir vaaz veriyor. Diyor ki biliyorsunuz diyor bizim merkezimiz Gezi Parkı'na çok yakındır diyor. Yakında böyle bir takım silahlı kalkışmalar olursa, olabilecekse, olabilirse, olmuşsa o böyle kıvıra kıvıra biz tabii ki burada boş durmayacağız ve hükümetimize destek vermek üzere o Gezi Parkı'ndan ilgili yerlere yürüyeceğiz. Yani tarikatlar hocam o zaman şunu söyleyelim 20 Tugay'ı donatacak 104 bin üzerindeki resmi kayıtlara göre 104 bin üzerinde 15 Temmuz'da kayıp olan silah var. Bu silahlar paramiliter güçlere dağıtıldı ve bu darbe tezgahlandı ve ilgili yandaşları örgütlendirildi. En son çıkan yasaya bir madde kondu, somut delil maddesi ve dolayısıyla o şeyh de şimdi çıkacak. Evet, tabii. Önümüzdeki 15-20 gün içinde çıkacak. Yani. Dolayısıyla hocam kayıp silahlar, kayıp uyuşturucular, Mersin Limanı gündemi var böyle. 15 Temmuz'la beraber gelen o hal karartması ortamında ki bunu da söyleyelim hocam. Şu an torba yasaya 3 ay süreyle diye başlatılan 5 yıl devam ettirilen bir o hal olay vardı biliyorsunuz. Evet. Ve şimdi torba yasayla o hal uygulamalarının sorgulanamazlığı ve geriye döndürülemezliğini sağlamak üzere bunun 3 yıl daha uzatılması gündemde. Böylece gözaltı süreleri uzun kalmaya devam edecek. Kamudan ihraçların sürmeye devam etmesi söz konusu olacak. Yeni mülklere çökmeler devam edecek. Makul şüpheyle çocuğun ırzına geçilmesini gözümüzle 4 şahitle görmemizi yasalaştırmaya çalışan kafa makul şüpheyle profesörleri, gazetecileri hapse atmaya devam edecek. Hocam askeri okullardaki 13-14 yaşındaki çocukların yaşlarının 18'e gelmesi beklendi. Şu an 18 yaşına giren o çocuklar şu an içeri alınıyor. Ve bu ortamda OHAL uygulamaları 3 sene daha artırılmaya çalışılıyor. Ben merak ediyorum hocam. Cumhuriyet Halk Partisi buna muhalefet yapmış gibi, İyi Parti, Meral Akşener buna muhalefet yapmış gibi yapıp eğer bu OHAL sürecini yeniden uzatmaya kalkarlarsa maalesef OHAL ortamında Cumhurbaşkanlığına seçimine gitmesine benzer başka bir ihanete daha destek vermiş olacaklar. Aynı fikirdeyim. Bugün izledim ben meclisteki tartışmaları ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kanadı son derece şeydi. Yani sakindi. Bilmiyorum bakalım göreceğiz.
ne olacak? Ben bu yarın yine bakacağım, izleyeceğim inşallah. Yani TBMM'den canlı olarak izledim şeyi, yani çalışmaları. Yani bilemiyorum ya. Ama işte bakalım, gerçekten şey yapamıyorum yani, bilmiyorum. Ama öbür taraftan ne oluyor? Şimdi muazzam bir soygun. Nerede ne buluyorlarsa şey yapmaya, üzerlerine çökmeye çalışıyorlar. Adliye emanette, bunu tartışmazsam vallahi burnu şey olurum. Adliye emanet ne demek? Aşağı yukarı her ilde var. İlçelerde var mı bilmiyorum ama her ilde var. Adalet Bakanlığı'na bağlı bürolar var. Savcılar sorumlu bunlardan. Mesela yakalanan tarihi eserler, yakalanan döviz buralara konuyor. Yakalanan uyuşturucu da buraya konuyor çünkü çok değerli. Orada bir süre sonra uyuşturucu geçerden sonra işte belirli bir zabıt tutularak resmi olarak bu uyuşturucu imha ediliyor. Fakat bu imha edilen uyuşturucu dediği şey milyarlarca dolarlık bir şey. Milyarlarca dolar. İşte ben yani küçük aklımda şunu düşünüyorum. Her şeyin üzerine çökmeye kalkan bir iktidar milyarlarca dolarlık bir şeyi, uyuşturucu yakar mı? Bence yakmaz. Bence. Ne yapıyor? Ne yapıyorlarmış? Orada torbalarla onlar böyle. İçine un dolduruyorlar. Hocam caiz değil. Allah insana bunun hesabını sorar. Bu evet. Kadar büyük nimet yakılır mı? Yakılır. İçine un dolduruyorlarmış. Daha kötüsü ekmeğin ham maddesi unu yakıyorlarmış. Yani nan-ı nimet denir değil mi? Ekmeğe nan-ı nimetin ham maddesini yakıyorlarmış ve uyuşturucu da piyasada satıyorlarmış. Yurt dışına şey yapıyorlarmış. Bakalım bu mesela bu çünkü ne demek? Bu savcıların denetiminde olan bir şey. Bir yerde çok küçük bir şey için şey açıldı. Şimdilik bir soruşturma açıldı. Bakalım bu nereye kadar gidecek? Çünkü yani ben rüyamda görsem inanmam. Milyarlarca dolarlık uyuşturucuyu Türkiye devletinin AKP'nin yaktığına. Böyle bir şey olmaz. Mutlaka bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar. Ve Türkiye bu açıdan her tarafından pis kokular geliyor. Yani mesela CHP'nin İzmir milletvekili var Mahir Polat. Bu kendisi de eski gümrük komisyoncusuymuş bu siyasete girmeden önce Mahir Bey. Genç bir arkadaş ondan sonra. Şimdi gümrüklerdeki şeylerle ilgileniyor. Yani CHP'nin bir anlamda gümrüklerden sorumlu gölge bakanı gibi bir bey Mahir Polat. Mesela şimdi şeyle ilgili, Mersin'le ilgili bugün bir şeyler söyledi. Dinlerken insan yani korku filmi izliyormuş gibi izledik. Ama mesela bundan arkasını getirmiyorlar ama CHP'de de böyle bir sıkıntı var. Bundan yaklaşık 7-8 ay önce bu Mahir Polat'tan ben çok daha ilginç bir şey dinlemiştim. Gürbulak sınır kapısında bir tane gümrük müdürü. Şimdi gümrük müdürünün maaşını da ver. O zaman 6500 lira maaş alıyordu. 6500 liraydı gümrük müdürünün maaşı. Aylık maaşı. Şimdi bir bey var. AKP eski milletvekili. Bunu söylemezsem çatlarım. Bu harika bir hikaye çünkü. Bir AKP eski milletvekilini Erdoğan saraya baş danışman olarak almış. Siyasi konularda. Yani şeyde o, şu anda sarayda. Ve bu bey o Gürbulak sınır kapısındaki müdüre üstelik sarayın antetli kağıdını ama kendi el yazısıyla böyle müsette bir şey gönderiyor. El yazısını yazmış. Orada bir tarikat var. O tarikata 70 bin lira versene diyor. Sonra anlaşılıyor ki bunun gibi 3 tane daha göndermiş. Biri 100 bin liralık, biri 110 bin liralık 2 ay içinde. Bir tanesi en sonunda 70 bin lira. Yani ediyor sana aşağı yukarı 300 bin lira 2-3 ay içinde. Kimden istiyor bu parayı? Yani bir yerden al bir şey ver. Cebinden ver diyor. Yani. Hani seni oraya koyduk. Çok büyük paralar da kazanıyorsun herhalde diyor gümrük kapı müdürlüğünden. Sen de bunun bir anlamda şeyini öde. Kefaletini öde. Ve oradaki tarikata 70 bin lira cebinden ver diyor. Adam da emedersiniz diyor. Ve götürülmüş verilmiş. Yani ortada da hiçbir şey yok böyle bir. Yani formal bir şey yok. Çıkarıyor götürüyor oradaki şeyin yetkilisine. Tarikatın veriyor 70 bin lirayı. Peki yani şimdi Allah aşkına sana söylesem bak kaç yılın profesörüsün. Ya bana bir 70 bin lira atsana İbrahim desem. Kolay mı 70 bin lira çıkması bir anında? Yani diyebilir miyim yani sana böyle bir şeyi? Ya bana bir 70 lira şunu götür de orada bir arkadaş var ona veriver desem. Ama bir gümrük müdürü maaşı 6500 lira adamın aylık maaşı. Diyor ki adam 2-3 ay içinde işte 300 bin lira parayı al şu tarikata ver diyor. Şimdi bu para bunun arkası gelmiyor. Bu adam bu parayı nereden bulmuş diye bir şey sorulmuyor.
Herhalde benim ailem çok zengin diyecek hali de yok yani. Ailesi çok zengin birisinin Gürbulak sınır kapısında gümrük memuru olmasa çok anlaşılacak bir şey Hocam, değildir yani. trajikomik olan şey ne biliyor musunuz? Şu anlattığınız şey başlı başına bir hadise, önemli bir hadise. Fakat Tabii. Sedat Peker'lerin, kamuoyuna yansıyanların yanında diş kovuğu doldurmayacak bir şey durumuna Evet, değil. aynen öyle, aynen öyle. Ama şimdi işte o sınır kapısından neler giriyor ama mesela ben Doğru. sadece o 70 bin liraya takılmıyorum. O sınır kapısından neler giriyor içeriye, nelerin girmesine. Çünkü herkes söylüyor. Eskiden işte eşek sırtında gelirmiş, hatta bir ara askeri araçlarla gelmiş, helikopterlerle gelmiş falan. Artık tamamen tırlarla geliyor diyor herkes. Uyuşturucu. Yani şey üzerine Afganistan, İran, Türkiye. Tabii. Yani tırlarla geliyor. E peki demek Karadan oradan tırlarla, denizden gemilerle, gemilerle. Venezuela'dan Aynen uçaklarla. öyle. Aynen öyle. Yani 2017'de Afganistan'daki şey ekimi yani haşhaş ekimi bütün tarihin en büyük rekortesine ulaşmıştı. Peki işte bunu dünyaya nasıl kanalı bu? Dünyaya nasıl ulaştırıldı bu? Türkiye üzerine ulaştırıldı. Ya. Hocam Hayır. bu 15 Temmuz'la ilgili şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyonun başında Reşat Petek adlı yandaş bir milletvekili vardı. Eski savcı. Eski savcı. Bunlar komisyona Genelkurmay Başkanı'nı Erdoğan gönderip ifade verdirtmedi. Hakan MİT Fidan'ı da gönder. Başkanı'nı gönderip ifade verdirtmedi. Erdoğan'ın kendisi ifade vermedi. Kritik pozisyonlardakilere ifade verdirtmediler. Buna rağmen bir dosya çıktı ortaya. Bu dosyayı da o komisyonun elinden aldı. Erdoğan yaktırttı. Bu duyulmasın diye. Çünkü o komisyonda bulunan ve şimdi Gelecek Partisi'nde siyaset yapan Selçuk Özdağ buradaki bilgiler Gülen hareketini kriminalize etmeye yönelik kasıtlı bir operasyon olduğunu, Gülen'in ve cemaatinin lehine bulgular olduğunu, onların haksızlığa maruz kaldığı yönünde bulgular olduğunu söyleyerek bu komisyon raporunu yok ettiler. Böylece Erdoğan mutlaka vardır bir yerde bir tanesi. Mutlaka vardır. Devlette evet. Vardır. Kaybolmaz. Ama Doğrudur. mesele birisinin bunu çıkartıp halka kamulaştırması. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elbette zamanla her şey ortaya çıkacaktır da. Yani Erdoğan inatla ve ısrarla araştırtmadığı bir konunun 15 Temmuz çok pis bir şey ya. Bu 15 Temmuz karanlığında helal mallarına el koyduğu Boydak Holding'in, İpek Holding'in şirketlerine şu an finanse ettiriyor propaganda filmini. TRT'de oynattıracak ve baştan sona kurgu, yalan, düzmece olan. Mesela düşünsenize, bomba atmışlar ama Cumhurbaşkanlığını vurmamışlar. Bomba atmışlar ama meclisin ortasına atmamışlar, kenardaki duvarına atmışlar. Böyle abuk sabuk şeylerle bir milleti maalesef bir gecede kafasını şekillendirdiler ve bu kapkaranlık ortamda Türkiye ve ülkemiz maalesef rejimiyle birlikte elden gidiyor. Ben Susurluk dönemini çok iyi hatırlıyorum. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Susurluk döneminde jandarma genel komutanımız, Teoman Koman, jandarma genel komutanı, ilginç bir adamdı ve çok işin içinde olduğu biliniyordu. Ondan sonra Susurluk'la ilgili bir komisyon kuruldu mecliste. İşte Fikri Sağlar'ın falan da içinde bulunduğu bu komisyona. Teoman Koman'ı çağırdılar. Teoman Koman da meclisin kurduğu bu komisyona gelmedi. Hatta o komisyonu da biraz aşağılayan alaycı ifadeler kullandı. Ve o dönem ben çok iyi hatırlıyorum. İşte biraz yaş almanın böyle sakıncaları var. İnsanın hafıza şey bazı olmadık şeyler hatırlıyor. Mesela o dönemin İstanbul Belediye Başkanı kimdi? İstanbul Belediye Başkanı o dönemde 97'de, 98'de Erdoğan'dı değil mi? Erdoğan bu Teoman Koman'ın çok sık sert eleştirdi. Sen meclis işte bu sistemin şeyi, sen nasıl olur da meclisin kurduğu bir komisyona gidip ifade vermeyi, bilgini paylaşmayı reddedersin diye. Sonra dönem değişti. Kendisi egemen oldu ve bu sefer de kendi Genelkurmay Başkanı'nı göndertmedi. Bu nasıl bir şeydir yani, ne diyeyim, kelime bulamıyorum. Bu nasıl bir karakter yapısıdır, nasıl bir ahlaki yapıdır? Ben anlamakta zorlanıyorum. Orada Teoman Koman gitmedi diye yeri göğü inmet. Haklıydı o zaman. O zaman yani 98'de haklıydı Teoman Koman gitmezken.
oraya. Hocam Erdoğan'ı anlama konusunda bir şifre vereyim kamuoyuna. Erdoğan ne demişse tersini yapacak aynen, ve yapmaktadır aynen, diye okumak aynen, lazımdır. Aynen öyle. Avrupa Birliği konusunda yapıyor. Böyle 3Y konusunda böyle evet. 3Y'yi kaldırdı ya Türkiye. Ya Türkiye yasaklandı ya. Türkiye yasak Türkü çıktı. Yasak yoksulluk dedi. Yoksulluk Türkiye'de bugün sen söyledin işte 30 milyon ileri derecede fakir olduğu söyleniyor Türkiye'de. Yasaklar olabilir. Bir de yolsuzluk ise hakikaten belki tam bir daha eşitlenemeyecek bir zirve yaptı. Evet. Yani ne dediyse tersini yaptı. Ya öyle. Hocam bu şimdi biraz da yeni dönemdeki Erdoğan'ın Kürtlerle ilgili açılımından bahsedelim. Hani bir söz vardır. Tilki vaaz vermeye başladığında gözünüz tavuklarda kümeste olsun diye. Şimdi Erdoğan ne zaman seçim olsa ve R'ye ihtiyacı olsa Kürtleri hemen hatırlıyor. Bir Kürt sorunu olduğundan bahsediyor. Diyarbakır'a gitti, Kürtçe konuştu. Konuştuğu Kürtçe de Türkiye'de kimsenin de çok hoşuna gitmeyeceği bir şeylerdi. Kürt milliyetçilerinin kullandığı bir söylemi kullandı. Böyle affedersin böyle şapşal bir boyut olduğu için ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. İşte Kürt İmparatorluğu'nun Horasan'a kadar sınırlarını açılmalıdır, yolu açık olsun anlamına gelen çok ırkçı, çok milliyetçi bir Kürtçü bir söylem kullandı. Fakat neticede Diyarbakır'a gidince Dicle'nin kenarındaki kuzuyu hatırlıyor Erdoğan. Ankara'ya gelince Kürt'e kurt kapanı kurmaktan geri çekinmiyor. Şimdi ama ben bunu söyleyip size bırakayım sözü isterseniz hocam. Şimdi Erdoğan bunları yapar. Erdoğan'dır. Osman Öcalan'ı çıkarır. Abdullah Öcalan'dan mektup okur. Beni destekliyormuş aslında beni seviyormuş diyebilir. Sahra mahkemeleri kurup dağdan geleni ön kapıdan sokup arka kapıdan çıkartabilir. Erdoğan'dır. Ne yapsa yeridir. Ona her şey yakışır. Erdoğan'ın yapmayacağı bir şey yok. Fakat hocam ben muhalefetin Erdoğan'ın şunları yaparken Türkiye'nin meşru siyasi hareketi olan HDP ile hala yan yana gelip de Erdoğan Diyarbakır'da bunları yaparken, bu Kürt sömürüsünü yaparken Kürtlerin seçtiği belediyelere bir bir kayyım atarken ya şu CHP ile İYİ Parti'nin bir araya gelip biz HDP ile güçlü bir ortak koalisyon kuracağız. Bir demokrasi bloğu oluşturuyoruz. Gelecek Partisi de var, Deva Partisi de var. Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmaya söz veriyoruz diyemiyor. Ya o Diyarbakır'dayken sen de Türkiye'nin seçilmiş meşru partisiyle bunu yapma içindesindir arkadaş. Tarihi bir yanılgı içindeler. Hem İYİ Parti hem CHP. Tarihi bir yanılgı içindeler ve bu yanılgının maliyeti hepimize çok 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 büyük olabilir diye düşünüyorum. Bakın Türkiye programın da sonuna geliyoruz galiba, geldik bile hatta. Şöyle bir şey söyleyeyim, yani bütün bu anlattıklarımız, bütün bu konuştuklarımızın bir özeti yine World Justice Project diye bir şey var, Dünya Adalet Projesi. 128 ülkenin hukuk endeksini incelemişler çeşitli kriterler alarak. Yani 8-9 tane çok önemli kriter var. Bir hukuk indeks değeri çıkartılmış 128 belki ülke için. Belki ekrana bile koyabiliriz onu hocam. O bu çok Türkiye 107. arkadaşlar. 107. Yani ben Adalet Bakanı bu manzaradan televizyona çıkıp ya ben istifa ediyorum. Benim Adalet Bakanı olduğum bu ülkede 107. olmak bana utanç verdi. Ben bu ülkede bu pozisyona duramam deme basiretini gösteremiyorlar ya. Adalet Bakanı ya bu. Maalesef. World Justice Project, yani Justice geçiyor şeyin altında. Bunu yapan kurumun altında. Justice lafı, adalet lafı geçiyor. Ve Adalet Bakanı çıkıp da ya da şunu desin, yalan söylüyorlar. İftira atıyorlar bize falan demiyorlar. O da komik olur tabii çünkü. Ve ya yani bundan rahatsız olduklarını da dile getirmiyorlar. Adalet Bakanı ama yani nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir duruştur bu? Ne korkunç bir duruştur bu ya. Ya bakın hocam ekrana verdi arkadaşlar bu adalet endeksini. Türkiye 2019 yılından bugüne kadar bakınız her sene biraz daha geri negatif bölgeye doğru derinleşiyor. Tabii. Ve tarihinin uluslararası adalet istatistiklerindeki en kötü noktasına dincilerin, kıblelilerin, ezanlı bayraklıların elinde gelmiş durumda.
Ben son olarak izninizle şunu söylemek isterim hocam. Şu an muhalefetin bir numaralı gündemi şu OHAL'in 3 sene daha OHAL uygulamaların uzatılmasına engel olmaktır. Daha da dibe gidecek bu. Yani öyle olmaz. Yani o halde tekrar 3 yıl daha uzatılırsa bu endeks değeri daha da aşağı inecek. Bu endeks değeri daha aşağı inecek ama öte şu olacak hocam. OHAL uygulamalarının, o havanın estirildiği bir Türkiye'de Erdoğan seçime gitmemeyi de becerir. Giderse ilgili rakiplerini seçime sokmamayı da becerir. Açık rey gizli sayımı da yedirir. YSK'yı kendi militan ofisi olarak da kullandırır. O gece paramiliter güçlerini eline silah dağıtıp kan da akıtır. Bugün muhalefette zerre kadar gerçek bir muhalefet yapma niyeti varsa bir numaralı ve öncelikli gündem bu torba yasadan bu OHAL'in 3 sene daha uzatılması zulmünü çıkarttırmaktır. Olmazsa parlamentoyu terk etmek yani. Kesinlikle katılıyorum hocam. Sineği millet yani eski tabirle. Sineği millete dönüş yani. Başka çaresi yok yani. Çok haklısın. %100 katılıyorum buna. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün de... Ben teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet ettik. Ne güzel. Çok teşekkürler katkınız için hocam. Esas katkı yapan sensin. Acemi bir moderatörün yanlışlarını tolere edecek bir katkıda bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Esas katkı yapan sensin. Ne demek? Ben çok teşekkür ediyorum. Bu yayının tekrar buradan Tarık'a selam söylüyoruz üstelik. Bekliyoruz. Çok uzun olmayan bir vazede tekrar görevinin başına gelmesini. Evet. Evet hocam. Bu yayının arka planda çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Katılımcılara ve dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. İyi günler.